diyor. Bakalım onlarla ilgili kim ne söyleyecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kemal Bey'in açıklamaları böyle. Peki Muharrem İnce ne diyor? Ona bir bakalım o zaman. Hakaret içeren ifadelerde kullanmış sevgili izleyiciler. FETÖ ve PKK terör örgütleriyle muhalefetin CHP'nin ilişki içerisinde olduğunu iddia ediyor ve epey tartışma yaratacak gibi görünüyor. Bu sözleri bir duyalım. Bu son seçim. Hep bu son seçim. Korkutarak oy alacaksın milletten. Yok böyle bir dünya ya. Bu son seçim. Yoksa batar cumhuriyet. Son seçim. Gidiyoruz. Bu yalanı söylemeyin artık. MİT'i verdin. Milli savunmayı verdin. Emniyeti verdin. Eğitimi verdin. Ulaştırmayı. Her şeyi verdin. Belediyenin park bahçelerini mi veremeyeceksin yani? Ver gitsin. Bir şey olmaz. Yalan söyleme millete yeter ki. Tencere iktidarı yıkar. Doğrudur. Ama güvenlik tencereyi yıkar. Sen FETÖ ile PKK ile ilişkini böyle ya bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa yine sana oy vermez. Muharrem İnce'nin sözleri bakalım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama gelir mi ya da bir cevap gelir mi onu da takip edeceğiz. Dediğimiz gibi epey ağır sözler, ağır ithamlar aynı zamanda. Ve böyle baktığınızda özellikle belki iktidar açısından da kullanılabilecek bir söz. Cümleler bütünlüğü olarak düşünebiliriz. Bakalım ne olacak. Dün İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıyı epey konuştuk biliyorsunuz. Gözaltına alınanların sayısı bugün yükseldi. Onunla ilgili yürüyen gelişme 90'a çıktı efendim. Aralarında KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DHKPC'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin soruşturmada yeni şüpheliler tespit edip gözaltı kararları aldı. Başsavcılık talimatıyla hareket eden polis ekipleri şu ana kadar 90 zanlıyı gözaltına aldı. Çağlayan'da adliyeye girmek isteyen DHKPC üyesi 3 kişi polis noktasına saldırdı. Çatışma çıktı dün. Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirildi. Bir kişi yakalandı. Çatışma da bir vatandaş hayatını kaybetti. Üçü polis, beş kişi yaralandı. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre saldırıdan sonra avukat ofislerinde de baskınlar düzenlendi ve 4 avukat gözaltına alındı. O isimler arasında 7 yıldır cezaevinde olan avukat Selçuk Kozağaçlı'nın eşi Betül Van Gölü Kozağaçlı da bulunuyor. Polis orada müdahale etmeye kalkınca polisi vuruyorlar. Zaten ben odaki... Şu Ponzi sistemi işte Seçil Erzan fonuna benzer fon girişimleri buna dair haberlerin de ardı arkası kesilmiyor gibi. İşte onlardan biri geçen gün konuşmuştuk biliyorsunuz İzmir'de yaşanmıştı böyle bir şey diye. İşte onun da baş tırnak içinde kahramanı bir iş insanı Sedat Ocakçı. Yüksek kar vaadiyle para topladı sonra da ortadan kayboldu diye ifade ediyorduk sizlere. Böyle bir anlatıyorduk. Peki son durum ne? İzmir Emniyeti 30 kişiye yönelik bir eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ama bir yandan son bir gelişme var. Bugün yaşandı. Ocakçı ve eşi Adana'da yakalandı. $2.5 milyar vurgunla kayıplara karıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. İzmirli şirket Ocakçı Holding, İzmir'in kripto parasına yaptığı yatırımla ünlenmişti. Şimdilerde ise adı İzmir'in Seçil Erzan vakası olarak gündemde. Çünkü iddiaya göre holdingin sahibi Sedat Ocakçı yüksek kar vaadiyle para toplayıp vatandaşları dolandırdı. Ardından da ortalıktan kayboldu. Yüksek kar vaadiyle yaklaşık 2500 kişiden 2,5 milyar liraya yakın para toplandığı öne sürülürken şu ana kadar yaklaşık 30 mağdur emniyetin yolunu tutarak şikayetçi oldu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları üzerine harekete geçerek soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir haftadır kendisine ulaşılamayan Sedat Ocakçı paylaştığı videoyla mağdurlara seslenerek paraları ödeyeceğini söylemişti. Kazandıkça sırayla azar azar hepinize merak etmeyin.